kurban olurum seni yaradana. Ana geldi, kurban olurum seni yaradana. Tamam, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, tamam, yardım edeceğim yavruna. Tamam, tamam, kurban olurum sana, yardım edeceğim yavruna. Tamam, tamam, gel, 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 yardım edeceğim yavruna, gel, gel. Allah'ım seni gönderir Rabbim, sana şükürler olsun. Gel, gel, sen de gel, gel, sen de gel, geri getiririm seni, gel, 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 yardım edeceğim yavruna, gel, 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 yardım edeceğim yavruna, gel. Tamam, 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 gel, 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 hadi gel. Tamam, tamam, bak, bak, yavrun geliyor şimdi, gel, gel, bak, yavrun geldi, bak, geldi, bak, geldi, 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 gel, gel. Tamam, 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 korkma, korkma. Tamam, tamam, bebeğim, korkma, korkma, korkma. Hocam, sen araba çarptığını düşünüyor musun? Kakasını yapmış, yolun etrafında yan yatıyordu. Ben tesadüfen oradan geçiyordum. Tamam bak işte burada bak yavrum burada. Bak gel, burada. Gel, hop. Gel. Bak. Hocam kakasını yapmış ben öyle gördüm. Böyle yan yapıyordu. Tamam. Tamam bak. Tamam gideceğiz gideceğiz. Tamam. Tamam, tamam korkma. Korkma. Vay anam vay anam vay anam. Tamam 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 biliyorum tamam 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 korkma bak. Bak bir şey yokmuş yavrum bak. Gel koy koy yere koy. Ne oldu? Tamam, sakin ol. Aferin. Aferin, sakin ol. Allah Allah. Yolun ortasında hocam yatmış böyle, yan yan yatmış yavru. Yavruların. He? Nerede? Nerede? Yavrularım nerede yavrularım? Yavrularım nerede? Gel bizi bir götür bakayım, gel. Gel. Hadi bakalım. Bizi bir götür bakalım. Gel. Abo. Senin ailen bunlar mı? Teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Arkadaşlar harekete bak. Harekete bak. Arkadaşlar hareket hareket arkadaşlar. Arkadaşlar hareket 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 hareket. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Durum seni yavrusuna bak ne yapıyor. Ay kurban olurum size. Rahatsız olma, rahatsız olma. Ben sokak hayvanlarına baktığı için insan ister istemez şey diyor yani tercüme. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Değil, değil, sokak köpeği. Ben Ortaköy'den Kırşehir'e, Kırşehir'den de Adana'ya zorlu olan bir canı tedavi için götürüyordum. Bir Ortaköy'den çıktıktan yaklaşık 10 kilometre sonra yolda bir anormallik olduğunu fark ettim. Bir tane yavru yolun ortasında yatıyor. Hani ne kadar, ne zaman olduğunu da bilemiyorum. Belki 10 dakika, 15 dakika, belki yarım saat. Yani insanlar artık fark edememiş mi, ne yapmış bilemiyorum. Nasıl durdurdum aracı? Yavru ağlıyor. Korkudan da altına da yetmiş. Allah'ım dedim inşallah kırığı falan yoktur. Aldım kucağıma, anne beni de götür dedi. Yani o da ayrılmak istemedi. Sonra onu aldım kucağıma, anneyi de aldım. Korkmasınlar diye aracımın ön tarafına bindirdim. Ama o kadar korkmuş ki yavru. Böyle büzüldü, hiç sesi çıkmıyor. Sonra son sürat Kırşehir'e götürdüm kliniğe. Sağ olsunlar oradaki Ali hocam var Kırşehir'de. O hemen müdahale etti. Ama anne böyle şey ağlıyor, çırpınıyor. Acaba yavrum mu, bir tarafı bağırıyor falan. Dedim merak etme anneciğim, inşallah bir şey yoktur falan. Sonra dedim hocam dedim bunun kesin yavrular da vardır, kardeşleri de vardır. Klinikte tedavisi tamamlandı. Ben aldım. Olay yerine geldim tekrar. Onu bulduğum yere geldim. Yavru kucağımda ama korkuyu atlattılar. Anneye dedim, yavru anneciğim dedim, beni dedim yavrularına götürür müsün? Kardeşlerine götürür müsün? Yavruyu yere bıraktım. Anne o kadar mutlu ki o heyecanı bitti, o korkusu bitti. Bir arada ağaçların arasına girdi ama ben giremedim.
böyle yürüdüm. Acaba nerede girelim? Yer nerede girelim? Anne çıktı bana getirdi yavruları diğer taraftan. Ama çok mutlu oldum. Ya işte çok akıllı yavrular, çok akıllı varlıklar bunlar. Şu anda beraber yine bakıyorum hala büyüdüler. En son dün görüştük. Zaten onları gördüm, sevdim. Ondan sonra hastaneye geldim. Bir onlar için değil, ben dağlardan, taşlardan çok mazlum yavrular görüyorum. Çok mazlum canlar görüyorum. Allah, evet, Rabbimin emaneti. Hani biz gitmesek de, biz mücadele etmesek de, biz koşturmasak da Rabbim asla onları perişan etmez. Biz bunu biliyoruz. Ama biz bir imtihan dünyasındayız. Biz onlara sahip çıkmalıyız. İşte dağlara atılanlar, öldürülenler, bunlar gerçekten çok üzücü. Benim hayatım onlar, benim çocuklarım gibi. Çünkü onların gözlerindeki o şeyi görebiliyorum. Samimiyeti, sevgiyi, ne olursa olsun, ne olursa olsun onu Rabbim gönderiyor bize. Kapımıza gelen yavruları boş çevirmeyelim. Rabbim onun karnını doyurmaya gücü yetmiyor mu? Elbette, ama biz ne yapıyoruz? Bizim kapımızdan gitsin de nereye giderse gitsin düşüncesindeyiz. Yazıktır, günahtır. Allah herkese nasip etmez bunu. Ben her sabah kalktığımda yüzlerce kilometre geziyorum. Diyorum ki Allah'ım, bana nerede zorda yavru var? Bir şeyler için değil. Gücüm yettiğince yaşlı insanlara da yardım etmeyi çok seviyorum. Mazlum çocuklara da yardım etmeyi çok seviyorum. Keşke imkanım olsa da hepsine yetişebilsem. Çok şey yaptı. Çok ağladı, çok ısrar etti. Ben çok duygusalım, çok merhametliyim. O da nasıl oldu biliyor musunuz? Klinikte geldik ya, dedim ki bunu kesin yavrular da var. Hayır, kardeşlerine diyeyim. Yavrularla götür dedim. Ondan sonra o hemen bir boşluktan girdi.